Aşk ağlatı işte. Yok yok, ben bilmem mi? Nurullah, bana yardım et. Nasıl? Benim hareme ulaşmam gerek. Ne? Şşşt, yavaş. Ne diyorsun sen? Aklın boştu senin. Deliydin mi? Mevzu bahis aşksa şayet, ızdırapla da yoğrulabilir insan. Çünkü ayrılık, vefa, hasret, sabır, hepsi aşka dair. Onunla bir. Böyle bir sevdanın aşığı olsaydım, bu duygulara sımsıkı sarılırdım. Ah, ver İhsan, ver. Ah, of. İhsan amca, İhsan amca. Ha. Ben de fırın açayım diyorum. Hayrola? Vallahi bizim fırına bakıyorum da epey ekmek satıyor. Oğlum sen fırın ateşine falan dayanamazsın. Ha! Tutarım iki usta. Oh, mis! Hadi evladım, hadi evladım, hadi. Nurullah, bana yardım et ne olur. Sen sürekli dışarı çıkıyorsun, herkesi tanıyorsun. Kardeşim beni de ateşe atacaksın bak. Dilruba'ya ulaşmam gerek. Evleneceğini duydum. Ya unut o zaman. Tamam işte unut. Kardeşim ne olur. Senin bildiğin bir yol yok mu? Bir bakayım. Ama sadece bir defa. Ondan sonra bak ne sen söyledin ne ben duydum, tamam mı? Tamam. Ta çocukluktan kalan bir şey. Yıllar sonra çıktı yine karşıma. Kim? Geçen taşlıkta karşılaştığımız delikanlı. Şu yamak mı? Evladım, Sinan gibi sevmeyeceksen niye yakarsın kendini? Varsa eğer bir hünerin, göster. Anlar mı? Eğer o da seni sevdiyse, senden olan her şeyi anlar Ahmet. Hazır olun! Allah Allah Allah. Ya şu bizimkiler. Kimler? İhsan Efendi ile fırıncı. Her gün torbalarla onu taşıyorlar. Ne var bunda? Bunlar bir iş çeviriyor. Ne işi? Çok şükür. Ekmeğin hepsini satmıyorlar. Yiyemiyorlar da. Ama her gün bakıyorum torbalarla un geliyor. Köfte var. Onları mı gözetliyorsun? İhsan Usta'da da bir yorgunluk, bir halsizlik. Hadi işine, hadi. Oo, Selamünaleyküm. Selam. Buyurun. Buyurduk. Buyurun, gel paşam, gel buyurun. Yorulduk biraz, soluklanalım dedik. İyi ettiniz, buyurun. Bu da benden beter. Sultanımız Efendimiz, ne oldu size? Bugün oruçlu. Oo, maşallah. Direkt verdim peki? Ben de söyledim ama. İstemiyorum. Beyimiz sultanımız, direkt vermezseniz olmaz ki. Siz niye direkt vermiyorsunuz? Biz büyüğüz. Akşam direkt veriyoruz biz. Ben de büyüdüm. Ben de akşama kalacağım. Evladım bak, amcalar da söylüyorlar. Direkt verirsen orucun daha sağlam olur. Hayır, istemiyorum. Sultanımızın sofrası hazır. En güzel reçelimizden, en sıcak ekmeğimizden. Ustam, ben de küçüğüm. Ben de direkt vereyim mi? Köftor, sen de fırsat kolluyorsun. Hadi beyimiz, bir görelim orucunu. Bu da direğin en sağlam yeri olacak. Hadi bakalım aslanım. Şimdi bakliye çerli gelirse vallahi bunları da bulamazsın. Bak sen ya. Hadi bakalım. Hadi. Ali Usta. Sana da direkt vereyim mi? Ya hadi git işine. Dur otur şuraya. Dur. Hadi bakalım. Al bakalım. Bak bu son, tamam mı? Bu son. Ne oldu söylesene. Senin şu mesele. Çatlatma adamı. Kızlar 2 güne bir bahçeye çıkıyorlarmış. Bahçe? Hangi bahçe? Burada mı? Has bahçeye. Burada. Güllerin olduğu bir yer var. Daha çok orada toplanıyorlarmış. Bu kadar işte. Başka bir şey hiç mi yok? Yok. Bu kadar. Benden bu kadar. Tamam. Başka da bir şey yok. Nurullah. Peki has bahçeye nasıl çıkılıyor? Dahası yok. Oraya karışmam. Ya ne olur son bir kez. Sadece yolu göster. Beni de yakacaksın ya. Söz veriyorum. Yolu göster. Daha yok. Tamam. Bak şimdi her yer adam kaynıyordur. Tamam mı? Yarın öğleden sonra bakarız. Tamam. Dur. Bak maviyle yeşili bir araya getirince ne kadar güzel oluyor. Oh, bunu çok beğendim ben. Ben de çok beğendim. Evet bu. Bir de şuna bakayım. İşte buna bayıldım. Evet. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Nasıl? Beğendin mi? Çok. Kızlar. Şu taşı yakut olan. Daha güzel durur sanki. Ay ben bakayım. Bakın. Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Evet. Bu daha güzel oldu. Bak bu da taşı ne güzel değil mi? Sen bunu takmıştın. Bunu takmamışsın. Bu da çok güzel yarışırsın. Şunu bir deneyelim. Evet bunları da ayırdım. Çok yakıştı Dilruba. Mutlaka almalısın. O özel bir incidir. Kolay kolay bulunmaz. Gördün mü bak? Şimdi değil. Belki sonra. Bak nasıl güzel değil mi? Ay çok güzel. Sen niye sonra alırım dedin? Ay hepsi benim için biriktirsin diye anneme veriyorum paralarını. Lüzum da yok zaten şimdi. Yok onu beğenmedim. Bak bu daha güzel. Can Feda'ya hiç sormuyorum bile. Dur bakalım. Aa, öyle demeyin. Cami yaptıracak o. Şu kutunun içinde ne kadar para var kim bilir. Siz gülün bakalım, siz gülün. Zamanı gelince ben de gülüm. Aa, kızlar bu bir şey saklıyor galiba. Aa, evet. Bak bak. Ustam haklı. Sevgimi gösteremeyeceksem nereden bilecek varlığımı? Nasıl sezecek yıllardır kendini aradığımı? Ona ve bana ait olan ne var ki? Ondan bana tek hatıra burası. Burası. Sadece buranın havasını paylaştım. Bu baharatları, yaprakları, gülleri, buranın kokusunu. Koku. Koku. Kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Nurullah. Kolay gelsin ustam. Sağ ol. Nurullah ne yaptın? Hallettin mi? Ahmet kardeşim bak ne olur vazgeç. Gözünü seveyim. Ya hayır sen bana uzaktan göster yeter. Ya Emin Usta duyarsa var ya bizi mahveder. Ya kimseye görünmem ben tamam mı? Of Allah'ım of Allah'ım of. Hadi. Bak, ileriye dosdoğru bak. Neresi? Ne diyorsun? Şimdi bak, tam böyle doğru, karşıya en uzak noktaya bak. Yanacağız, vallahi yanacağız, billahi yanacağız. Ha, havuzun oradaki güller. Ne şükür, işte orası. Hadi tamam, dönelim şimdi, hadi. Sen dön, ben hemen geliyorum. Ya delirdin mi kardeşim? Hadi hadi, bir şey olmaz, gel. Başımızı işe alacağız. Yürü yürü. Gel gel, koş. Şimdi koş koş. Koş. Tövbe tövbe. Okuyor öyle. Adı sabah, sabah yedi. Aşığın tek ve kadim dostu. Sevgiliye haber getiren postacı. Hep seher vaktini seçer. Çünkü gül o vakit açar. Sevgili de güle benzer. Pencere önüne geçer, aşığından gelecek haberi bekler. Ya haber gelmezse? Gelir, mutlaka gelir. Alacaktım da. Somon, somon. Kerem evladım. Baba bayım. Recep Efendi yine mi yok? Ben varım ya. O yeni şekerlemeler hazırlayacaktı geceden. Belki o yüzden. Ha. Bizim fırın uykuda. Yorulmuştur garip. İhsan Efendi de uykuda. O da yorulmuştur. Ya amca. Fark etmedin mi? Ramazan geldi, bizimkiler ya uyuyor, ya un taşıyor. Fark ettim fark etmesine de, ne bileyim ben, Ramazan'dır. Belki ekmek çok gidiyordur. Bence başka bir iş çeviriyor bunlar. Haşa huzurdan, ne iş olacak evladım? Orucu uykuya tutturmuyorlarsa, Bir bit yeneği var bu işte. Hadi evladım, hadi dükkanına, hadi. Hadi dükkanına, hadi evladım. Hadi, tamam. Allah Allah. Selamünaleyküm benim balam. Ula Akçabat köftesinin Tebriz köftesinden ne farkı vardır? Benim balam, Tebriz çok güzel bir şehirdir. Köfte deyirim, köfte. Ha, Tebriz köftesi değilsen. Benim balam, Tebriz köftesi yemedin, sen hiç yaşamadın. Yani biz hiç yaşamadık. He balam. Trabzon, Akçabat, Maska, Sürmene biz eldik yani. He balam. Şehriyar Usta. Buyur usta. Sadrazam Hazretlerinin mutfağı sıkışmış. Yemekler bugün buradan gidecek. Hazırlıklarınızı ona göre yapın. Göz üstte. Hadi bakalım. Ahmet. İhsan. Gel balam. Ahmet. Geldim ustam, geldim. Al. Takip et. Tez ol, hadi. Evet. Bugün biraz Bostan ve Gülistan'dan bahsedelim. Hı? Sadi Şirazi'nin eseri. Başka? Okumadın mı? Hı? Bana göre en güzel hikayelerinden biri Ateş ile Pervane. Anlat bakalım. Pervane yanmakta olan muma dedi ki, hadi ben aşığım, yansam da yeridir. Peki sen niçin yanıyorsun? Niçin ağlıyorsun? Mum dedi ki, benim tatlı balım vardı. Beni ondan ayırdılar, onu özlüyorum. Her tarafı aydınlatan ışığıma bakma, içimi yakan ateşe bak. Sonra derin bir ah çekmiş ve pervaneye demiş ki, aşk sana göre değil, sende ne sabır var ne dayanma gücü. Azıcık ışık görsen hemen yanıveriyorsun. Ben ise tamamen yanıncaya kadar dikilip duruyorum. Dayanıyorum. Aferin. Ama söyle bakalım, bu hikayenin hissesi nedir? İster pervane ol, ister ateş, aşk yakar. Ama yanmayı bileceksin. Ya mum gibi dayanarak, ya da pervane gibi hemen. Ya da hiç aşık olmayacaksın. Külçelere su serpmişem. Balam, şuradan 3 tane biber al. Tamam usta. Sadrazam Hazretleri bizden hususi bir yemek bekler. Ona kavun dolma yapalım. Ha, bunu mu dolduracağız? Pamya doldursan daha kolay değil mi? Pamya kolaydır da. Ha, anladım, tamam. Pirinci tuzlu suda biraz haşlayacaksın. Maydanoz ve dereotunu kıyacaksın. Soğanı yemeklik şekilde doğra. İç bademi her zaman yaptığınız gibi suya koy, kabukları soyulsun. Hı. Eyvallah usta. Tavada tereyağını erit, soğanlar pembeleşene kadar kavur. Eyvallah usta. Sonra da tüm malzemeyi ekle, hepsini beraber biraz daha kavur. Besmele ile başlarsak her işi kolaylarız. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Nasıl olmuş? Böyle daha iyi oldu. Benimki nasıl olmuş? Saçlarını toplasam mı acaba? Yok, kızlar çok güzel oldu. Elinizi çabuk tutun. Geçen seferki gibi geç kalmayalım. Nihan. Zeynep'e söyle de hava çok sıcak. Şemsiyeleri almayı unutmasın. Peki Şems Nur Kalfa. Zeynep, şemsiyeleri almayı unutma. Bizim güllaç hazır. Ayırdım ben onları. Sağ ol. Heh, al bakalım. Senin güllaçları 11 ay bekliyoruz. Afiyet olsun. Aşk olsun Recep Efendi. Ya yine tüketmişsin. Vallahi bu sefer az çıkardı ustacığım. Ya Ramazan'a erdik, senin güllaçlara eremedik. Aşk olsun. Yoksa sizin siparişinizi mi aldım? Yok. Ben onu ayırdım ya. Al. Gözün doysun. Şükür kavuşturana vallahi. Ya. Kıtlıktan çıkmış gibi bakıp durma şuna. Orucunu sakat edeceksin be mübarek. Alayım ustam. He. Şekerci. Akşama bana şu lokumlardan hazır et. Anlaşıldı. Sen niyeti bozdun. Hadi bakayım şunları ince. Nurullah. Sağ ol. Sen olmasaydın. Başımızı iş açacaksın. Ama ona bir işaret bırakmam gerekiyordu. Bıraktın mı bari? Hayır. Ama bırakacağım. Boşuna uğraşıyorum. Boşuna... değil. Sadece onu unutmadığımı bilsin diye bir işaret. Sağ ol. Sen de. Can Feda, Nihan. Siz çıkın kızım. Dilruba, sen hekim kadına yardıma git. Sadrazam Efendimizin zevcesi rahatsızlanmış. Konağa gideceksiniz. Buyurun. Kızım, şifa çantasının yanına al. Kavunu ortadan ikiye böl. Hı hı. Hı. Çekirdeklerini ayrı bir kaba boşalt. Şimdi daha önce hazırladığın içi kavunun içine doldur. Evet, baharat kısmında da sen hünerini göster artık. Ustam, ben bunu daha önceden tuz, şeker, kırmızı biber ve karabiberi ekledim. Ben diyorum ki bunun içine ilaveten birazcık fıstık ve kuş üzümü eklersek kavunun lezzetine lezzet katarız. Aferin. Aferin. Güzel. Hadi, şimdi bunları fırına götür. Eyvallah usta. Hadi. Usta, şunları bir fırına atalım. Ver. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Bu defa sır sizin ölçünüzde ustam. Estağfurullah. Pamyat olması ben yaptım. Balam çok güzel görünüyor. Elinize sağlık. Senin de eline sağlık Yunus usta. Senin de eline sağlık. Sağ ol. Bu senin. He? Bu da senin. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Ve aleyküm selam. Buyur. İyi lokum var mı? Beyim, bizde kötü lokum olmaz ki. Akşama ağır misafirim var. Misafirime yakışır olsun. Aa, bak o zaman sana güllü lokum vereyim. Bir yiyen bir daha yer. Güllü mü? Getir oğlum. Allah Allah. Bunu yeni çıkardı. Rayası, tadı, deme gitsin. İyi, ver bakayım. Hazırla oğlum. Ateşiniz çok yükselmiş. Bununla birazdan düşer. Kerem. Hadi. Buyur usta. Gel, gel. vay vay! Evladım bunu al. Recep Efendi teravihden sonra kahvede dağıtacakmış. Mukayyet ol ha. Tabii ustam. Yavaş yavaş Kerem yavaş. Yavaş yavaş. Oğlum sağlam tut şunu. Hay Allah! Dur dikkat et. Gitti güzelim baklava yahu. Ne yapacağım ben seninle bilmiyorum. Sakın. Tez olun balam, tez olun, tez olun, tez olun, tez olun, tez olun, tez olun. Hadi balam. Kötü üşütmüşsünüz. Ah, sorma. Yaz günü hiç çekilecek gibi değil. İftardan sonra size bir macun vereceğim. Daha iyi olacaksınız. 2 güne kadar da ayağa kalkarsınız kısmetse. İnşallah. Geçmişler olsun Gülgün Hanımcığım. Hay Allah, ne oldu size böyle? Eksik olmayın, hoş gelmişsiniz. Kusura bakmayın bu halde. Aman efendim, olur mu? Hasta olduğunuzu duyunca bir yardımım dokunur mu diye geldim. Sağ olun. Kerimeniz de pek güzelmiş maşallah. Öyledir Dilruba'm. Her iş gelir elinden. Dilruba, hadi sıcak su getir kızım. Peki. Vallahi çocuk nereden çıktı görmedim. Sus köptor! Güzelim baklavayı mundan ettin. Cezasız kalmamalı. Ya Kerem, bu kadar belayı nasıl üzerine çekiyorsun? Vallahi sana bakıp ben yoruluyorum ya. Ya ustalar çocuk diyorum ya. Tut, tut, tut. Neyse canım, neyse. Baklava kısmet olmadı ama ben size lokum hazırladım. Ha, neyse. Lokum! Allah! Tutmayın beni! Usta, usta. Ramazan'da Sadrazam Hazretlerinin Selahattin Şeyhlerini, ulemayı, ocakbaşılarını, yüksek dereceli devlet adamlarını iftara davet etmesi adettendi. Ama davet edileceklerin isimleri önceden Sultanımız Efendimiz'e arz edilir, onun da izni alınırdı. Sadrazam Hazretleri ilk davetini ilmiye mensuplarına verirdi. Ulemadan kimlerin davet edileceğinin listesini ise Şeyhülislam Efendi hazırlardı. Ramazan'ın 4. günü başlayan davetlere önce Selahattin Şeyhleri denilen devrin en kıymetli din alimleri çağrılırdı. Bunlar sultanlarımızın inşa ettirdikleri camilerde görev yapan kürsü şeyhleri, müderrisler, imamlar, vaizlerdi. 5. gün Şeyhülislam Efendi tek başına gelirdi iftara. Sonraki günler yine teşrifat sırasına göre diğer devlet adamları davet edilirdi. Ramazan'ın 27. günü Kadir Gecesi'ne tekabül ettiğinden bu defa Şeyhülislam Efendi Sadrazam Hazretlerini kendi konağına davet ederdi. Dilruba, sensin o değil mi?